Emmi hadi gelin hep beraber bir bakalım. Beraber giderse hiçbir şey demez. Hadi. Ey güzel ama. Sen de gelsen buraya. Baba iyi misin? İyiyim kızcağızım, iyiyim. Bir şey yok. Baba ne oldu? Neyi ağlıyorsun? Ara sıra vurur böyle babalara. Takmayın kafanıza siz. Gel bakayım. Gel kız. Allah. Allah Allah. Temizcek buralardaydı da. Bir seslerini verin. Beyim. Fazıl abinle. Okumuş abi geliverdi. Oturak olsun daha. Geliyorsun indi ben. Hadi. Siz misafirlerle ilgilenin de. Ben de azıcık toparlayın geliyorum. Hadi bakalım. Hadi kafanıza takmayın. Tamam bir şey yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Geliverdiniz. Buyurun oturun Okumuş abi, Fazıl abi. Niye ayakta kaldınız? Oturalım. Sağ olasın kızım. Babam da hindi geliyor zaten. Gelsin de bir bayramlaşı verem o zaman. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Sen bana bak, öyle gır gır olur mu? Hep bakım abinin eline. Allah muhabbetinizi arttırsın. Yılmaz Hanım buyurun. Yılmaz abacığım, iyi bayramlar. Sağ ol, sana da. Dön abacığım, daha da iyi bayramlar. İyi bayramlar. Anam akşama gelecek, ben onunla tekrar geleceğim. Gerçi de hani ben akşama kalmayayım dedim. Sonuçta damat oluyorum yani, hani bir yanlış anlaşılma olur falan. Etmişsin. Ben kesin yanlış anladım zaten. Ben de. Emme yaprak hiç anlamazdı. Ege, yaprak dedin, o nerede? Ona da bir iyi bayramlar diyeydim ya. İçeride giyiniyor. Sen meydanda davul zurna çaldıracaksın ya, o zaman görürsün. Bu ne demek Elmas abacığım, ecneba dedi gibi. Gelini düğünden önce göremiyorsun falan. Bana bak, sen Elmas Hanım'la nasıl konuşup durun öyle? Nasıl konuştum ben? Sözlüğümü bir iyi bayramlar diyeyim dedim, bir şey demedim ki ya. Ne bak, senin karşında koskoca Elmas Eksi Hanım duruyor. Akıllı olacaksın. İyi, peki. Bir bayram kahvesi ikram etmeyeceğiniz mi? Döne yaparsana kahveyi. Ben neyi yapıyorum ya? Döne, ben mi yapacağım, Elmas Hanım mı yapacak? Sen yapacaksın tabii, kalk. Tövbe tövbe. Tövbe lan, üfleme. Hadi bir kahve. Ayıp ya. Hadi şöyle getir. Tekrar iyi bayramlar. Vay arkadaş ya. Hayır bizim bu düzgün emmeden nedir çektiğimiz ya? Hayır bayramda bile yüzümüze bakmadı ya. Kös kös dönüverdik geri ha. Ya ben şunu anlamadım ha. Bu adam bizden ne istiyor? Hayır biz ona ne yapmışız anlamadım Gete. Ya bu Gülgün'le kavga ettiğimizi mi öğrendi acaba? Olabilir. Öğrendi ki böyle davranıyor. Baksana aga. Gülgün'ü aldı köye götürdü. Bayramda bile yok kız var. Vallahi kardeşlikler ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bunu hislerime güvenerekten söylüyorum. Bence bu düzgün emmi var ya mutlaka ve mutlaka bir işler çeviriyor. Ama ne? Hakikaten. Macir bir ara bakayım Gülgün'ü neye gelmedi o? Buralı bir haftadır arıyorum ben. Açmıyor ki. Ha arayayım gene. Ha? You can try again later. Ne? Sonra diyor sonra. Arkadaş kafayı yiyeceksin ya. Hayır. Bu kız babasıyla, kardeşleriyle de mi konuşmuyor? Olur mu öyle şey? Onlarla konuşuyor. Fakat şöyle bir durum var. Onlarla konuştuktan sonra telefonunu kapatıyor. E Macir de sürekli aramadığı için zavallı. Yetişemiyor açıkçası bu kadar. Neye aramıyorum acaba? Aga gittiği ilk gün mesaj attım ben. Mesaja bile dönmüyor. Havada hala mesaj. Yani ulaşsa oraya cihaz diyor ki iletildi. Anlatabiliyor muyum? O vakit telefonu hiç açmadım kız. Of. Hoş geldiniz, ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk düzgün emmi. Bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun seninle. Nasılsınız? İyi bayramlar. Yok estağfurullah. Oturun bakalım oturun. Tamam hadi oturun. Ha baba telefon düştü. Ver bizim. Hadi misafirlerimiz gelmiş. Bayramlık bir şeyler ikram edin bak. Hadi.
Hemen baba. Hadi bana yardım edin. Islah. O telefon külbünün değil miydi? Ha, onunkiydi. Babam telefona el koyuverdi demek ki. Allah Allah. Biz ondan günlerdir ulaşamıyoruz Gülbin'e. E kız da arayamıyor demek ki. Ya yazık valla. Babam bu sefer fena ceza veriverdi. Neyse hadi tatlım attı bir şey getiriveren de babam şüphelenmesin biz de. Hadi hadi. Ya yeter ya tamam pırıl pırıl oldu işte. Yetmez. Yetmez oğlum bayram temizliği nereye yeter? Ulan ben kendim yıkamadım bayramlık bu kadar ya. Yıkayaydın Feride bana ne yani bana mı sordun? Ya, oğlum ne yapacağız pis minibüse mi binek bayramda? Ya bak enişte hadi bitir de şunu düzgünlere gidelim bak adam bekliyor iş konuşacağız. Hakikaten ya şu iş güç miş güç deyince aklıma geldi oğlum. Bu Şeşat bu bayramdan sonra paranın üstüne yatmaz mı sponsorluk parasının üzerine? Ya boş ver yatarsa yatsın vermesin daha iyi. Vermesin mi? Oğlum vermezse nasıl şey yapacağız? Adama nasıl vereceğiz şeye? Düzgünün mallarını aldıkları öpücük mü vereceğiz düzgüne? He. Teyzeme öpüyorsun ya burnundan. Düzgün de öyle öpersin olur biter. Oğlum dalga geçme vallahi vururum bak ya. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Sorma cevap verir misin lütfen? Ya bu adam sana kız verdim zannetmiyor mu? Evet zannediyor. Tamam. Sen de bir teklif yapacaksın. Diyeceksin ki bu paralar bizim. Üstündeki ürünler senin. Biz senin malları alıp satalım. Parayı sana öyle verelim. Zaten adamın damadısın artık. Seni kıracak hali yok. Vallahi olabilir aslında. Bak benim planım tam olarak şu. Babama Reşat'ın malları satmaktan vazgeçeceğiz. Üzgünle anlaştık. Üzgün malları bize yetiştirip satacak. Biz de malları piyasaya vereceğiz. Hem para kazanacağız hem de tarlaları satmaktan kurtulacağız. Nasıl fikir? Vallahi iyi fikir de Fıkrı Sabit'i ikna edebilirsen olur yani. Mecburi ikna olacak. Sen güven bana. Böylelikle de ilk günler hem mallarından hem de evlerinden olmamış olacaklar. Biz de paramızı kazanıp dedenden kalma tarlaları satmamış olacağız. Ya oğlum adam elinde sonunda benim kimliğimi öğrenecek yani. Hiç öğrenmese nikah masasında öğrenecek. O zaman ne olacak Mr. Ferdo? Amma söylendin ha işte. O gün gelsin bir hele ya. Hem düzgün mecbur kalıp ilk günü bana verecek zaten. Sen merak etme. Vay arkadaş ya. Ne kadar rahat bir adamsın ya sen. Vallahi felaket bir rahat adamsın. Bari şu kovaya bir su koy da bir işe yara ya Ferdo. Reşat abi sana ne diyeceğim ya? Ne diyeceksin de bakalım? Ben derim ki sen abi arabayı bağ versen. Ben bir Marmaris'e gitsem. Anamı bir güzel karşılasam gelsem ya. Olmaz. Araba benim lazım. E ben nasıl gideceğim Marmaris'e? Bana ne? Bana mı güvendin? Eyvallah sağ güvendin. Yok. Biz arabayla bayram gezmelerine çıkıvereceğiz. Sen en iyisi bir taksi öyle git ananı. E taksi dedin abi köye 150 liraya say. Ne? 150 çok mu geliyor? Lan 150 liran yoksa ne diye kız almaya gelip durun bu eve? Yani. Evet. Yok ben almayayım. Alkol var içinde. Heh. Ulan içmeyeceksin eline süreceksin lan. Olsun. Ne oldu ya? Niye de almayayım? Ne olur ne olmaz. Bir ay sürecek. Sakatlamayayım yeni de. Emmi bir de baklava. Baklava alırım. Şekerli şekerli iyi geldi. Afiyet olsun. Tövbe estağfurullah. Şimdi Fazıl Efendi, baklavanın içindeki şeker, kolonyanın içindeki alkolden daha zararlı senin vücudun için. Öyle o haram bu haram diye öyle kafana göre şekil yapıvereceğine bulunca hamuduyla götürmekten vazgeçeceksin. Asıl haram o. Hay ağzıma sağlık imam okumuş. Ne güzel dedin ya. Hep biz kalkan o zaman. Bayram günü. Ziyaretin kısası makbuldür derler. Dur lan de otu otu. Daha İmam Efendi tatlıdan bir lokma yemedi. He, o da doğru. Ye ye. Tövbe. Ellerinize sağlık kızım. Allah razı olsun. Al bunları sen ziyan etmeyin. Tamam okumuş efendim. Yok ben yerim. Al. Ya. Yeğen edeceksin şimdi. Nuri'nin neye geçeceksiniz? Arabayla gidelim. Bu sıcakta yokuşu çıkman yayan. Muhtar ablamla Nuriye'nin yoklar ki onlar gittiler. Ana nereye gittiler ya? Şimdi muhtar ablama Ankara'dan Beştepe'den davet gelince bayram için Nuriye nenem de tutturdu illa ben de gideceğim diye ikisi beraber gidiverdiler. Ömrü hayatımda Ankara'yı bir kere görem dedi. Beştepe'ye gidecekmiş oradan da Antikabir'e gidiveceğim dedi. Allah Allah Nuriye neneye bak ya durdu 70'inden sonra kudurdu.
Şeytan kulağına. Ankara yollarında başına bir şey gelmese bari. Allah korusun. Tövbe estağfurullah ya. Sen niye açtın bakayım şu ağzını yine böyle? Yani şu ağzından değil de... Düzgün emin dedi ya kusursuz diye. Hani bir tane atasözümüz vardı ya. Kırkından sonra Hazan'ı teneşir patlar diye. Hı. O gelin aklıma ondan dedim. Hadi biz kalkalım. Şimdi bayram durup dururken milletin ağzını dadını bozmayalım. Hadi, hadi kalk bakayım. Hey gidelim. Bayramımız bayram olsun tekrardan. Estağfurullah. Hadi. Bayram, ben sana bayram. Ayırırım bir de bak daha bayram sonra gelirsin. Hadi bakalım. Hadi bayramlar. Hadi lan. Hadi. Yemin ediyorum tepsiyi koysan yiyecek ya. Enişteciğim. Bak hadi toplanın da gidelim artık yeter. Oğlum saçmalık yaratma daha içi var iç dış yapıyoruz Ferdo ya. Başlarım senin içinden ha. Minibüsün içi bizim karavandan temiz oldu ya. Yeter içim daraldı. Bak sen gelmezsen de ben gidiyorum. Tamam lan dur tamam trip atma hadi tamam. Olduysa. Şunları al bari ya bir işe yara Ferdo ya. Lak 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 ya. Al hadi trip atma Ferit. Atma tribi ya. Lak 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 ya. Ben ne yapayım paçalarım paçalarım battı. Senin bir şey yaptığın yok ki. Artist. Yaprak gelmeyecek herhalde. Ben gideyim. Bekleme sen. Yaprağın işi uzun sürer. İyi. Herkese iyi bayramlar tekrar. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar. Selametle. Elmas Hanım, affedersiniz ama 8 gün 6 saat 20 dakikadır yüzüme bakmayınız. Hani inanmıyorsunuz, saat burada. Buyurun bakalım. 8 gün 6 saat, buyurun 21 dakika olmuş. Buyurun bakın, anam. Ben baba yadigarı saat hayat. Neyse kıymeti yok. Reşat Bey, hiç boşuna uğraşmayın. Siz Yaprak'la Lez İsmail'i evlenmekten vazgeçmediğiniz sürece benden bu kadar. Kız, niye alık alık bakıp dur öyle? Sinema mı oynuyor burada? Kalk git, yalnız bırak bizi. Abi ya böyle güzel oluyordu şöyle 3G modunda. Senin geri gireyim etinim. Kalk lan, sen inadını yapıp dur ha. Kalk. İyi ya, tamam. Yani sen inadını yapıyor be. Şimdi... Elmas Hanım. Ama böyle yapmayın, bakın. Buralar köy yeri. Benim bunları evermem gerekiyor, başıma kalacak ben. Kız İsmail Yaprak'ı almazsa kim alacak? Konuştukça batıyorsunuz Reşat Bey. Onu bunu bilmem. Yaprak bu evliliği istemiyor. Ayrıca kadınlara olan bu yaklaşım tarzınızdan dolayı... ...ben sizinle daha fazla muhatap olamayacağım. Ya tamam, her şeyi kabul ediyorum dedim ya. Kusura kalmayın ama... ...siz bana pek güvenmiyorsunuz galiba. Evet, ne yalan söyleyeyim Reşat Bey. Ben de pek güven terkin etmiyorsunuz. He. Değil mi? Koca Reşat ağa. Kusura kalmayın da bizim de bu köyde bir ağalık karizmamız var yani. Hani size güven terkin edemediysek tabii bu bizim kabahatimiz. Hani ben hatayı kendimde arayan tipler derim. Ama şimdi hurda biraz bekleyin. Oğlum hurda bekleyin. Bana ne kadar güvenmeniz gerektiğini size ispatlayıverdim. Bu bekleyin. Baba, biz sana bir şey soracağız. Şuan mu bakayım? Zaten sabahtan beri gıpraşıp duruyormuş. Hani o sendeki telefon yere düşüverdi ya. O telefon Gülgün'ün değil miydi? Ya, onun telefonu. Sende ne arıyorum? Halanlara götürdüğümde arabada düşürüvermiş. Ben de alavudum. Aha. Aha. Ağır misafirler geldi. Ben onları karşılayayım bakayım be. Nasıl bir sıcak ya bu? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İyi bayramlar. Sen birisi bırak, geç içeri geç. Ya Allah Allah ya. Gel gel. Oh, yapma. Gel, yapma. Geç, sakin. Geç. Anne, geç bakalım hadi. Geçin. Thank you.
Elmas Hanım. Bu ne? Sözleşme. Amatör futbolcular gibi boş kağıda imza atıverdin. Hiç lüzum yok, ben almayayım Reşat Bey. Gitmedi yani. Buyurun. Reşat Bey, komiksiniz. Ben komiyim, öyle mi? Peki. Buyurun. Tam 5 lira. 5? Evet, 5. Biliyor musunuz, 5 rakamına özel bir sempatim vardır. Yani anlamadım ya, Elmas Hanım. Elmas Eksi Hanım. Benim adım ne? Kopta gel. Soyadın ne? 5. Senin adın ne? Elmas. Soyadın ne? Eksi. Benim hayattaki gayem ne biliyor musun? Seni alıp elmas eksi 5 yapmak. Artık bunu anla ya. Peki o zaman. Ben bunları alıyorum. 5'e dayanamadım. Ama bir şartım olacak sizden. Neymiş o? Yaprak meselesini halledeceksiniz. Tamam. Düzenlesiniz zaten be. Ne zaman? Hemen. Yazı İsmail'i gördüğüm yerde yüzüne söyleyivereceğim. Tamam. Bayılıyorum şu besleyenin kokusuna ya. Besleyen değil oğlum, feşleyen. Ha, Fatma'nın fersi ama üçüncü harfi S ile Ş arasında bir şey. Feşleyen. Aa, galonya. Ver ver, dök. Galonya ya. Hüküm kızım, tatlıdan sonra gayfelerimizi de yap da gayfe işi yarım kaldırdı. Hem gayfelerimizi içelim hem de adet yerini bulsun. Ya nasıl bir sıcak ya bu? Böyle bir felaket midir? Yani 100 derece falan herhalde hava yani. Tabii, şimdi bu zaman nasıl sıcak olur? Ayıracağım vallahi ya, yanlış anlamazlar galonyayı biraz bocalayacağım üstüme yani. Abi, kusura bakmayın artık. Oğlum onu bir makyaj dokursun. Kafandan. Ha, seninle bir dokur. Bir düşün arkama enseyi aç da abim azıcık arkadan vurduracağım. Maşallah. Ah daha. Oh, vallahi ya. Ne oldu oğlum, iyi mi? Hortum. Oğlum. Oğlum bak orada dağ olarak gitme. Arkaya kaydı. Yandı tabii canım. Yandı çocuk vallahi billaha. Olacak tabii. Nasıl motor ya? Motorun çalışmasını hızlandırıyor. Golon ya. Adı üstünde golonun çalışmasını hızlandırıyor. Abi ne yapıyorsun sen ya? Felaket yandım. Şimdi iyiyim babası. Oh. Çok fena yanı verdi ha. Ne konuşsun ama? Benim kalbimi yakıverdi o. Kafası yanmış çok mu? Ya var yıkanayım gelmişken ya. Acayip sıcak. Bu nasıl bir sıcak ya? Yaprak ne yaptın? Geçeceğim burada, şimdi daha ne kadar bekleyip duracağım böyle. Kapalı kalıp durdum burada. Vallahi nefes alamıyorum. Tamam, az daha sabret. Kurtuluşa çok az kaldı. Ben abinle konuştum, onu ikna ettim. O Laz İsmail'i görür görmez vazgeçtiğini söyleyecek. Değil mi? Vallahi. Ay. Allah, değil ağzını yeri babam ya. Ne yapıyorsun? Islak ıslak öpüyorsun beni. Makyajım bozulacak. Dur sakin ol. Şimdi abine bir minnak oyun daha oynayalım, tamam mı? Biz giderken sen çık balkona, arkamızdan bak. Biz meydana varınca sen de evden çıkarsın. Davul zurna da başlayınca şöyle salına salına meydana gelir, yanıma oturursun. Tamam mı? Tamam baba. Hadi göreyim seni. Reşat Beyciğim, biliyor musunuz ne oldu? Elmas Hanım. Ne olursa olsun önemi var mı? Yani deseniz ki bana köy yanıyor,
yansın, yanmazsa şerefsizim derim. Hani onca zaman sonra sizi benimle bir klikumkasyon kurdunuz ya. Anladınız mı? Dünya yıkılsa umurumda değil. İyi o zaman meydana gidelim hadi. Davul zurna başlayacak. Tabii gidelim. Dene burada yaprak, yaprağı da alıverelim. Yaprak arka bahçede indi, tek başına meydana doğru gitti. Güzel kıldı bu kız. Kıt akıllı. Azıcık beyin olsa gerizekalı diyeceğim ama o da yok işte. Aa Reşat Bey, az önce dünya yansa umurumda değil diyordunuz. Evet, dedim değil mi? Dediniz. Buyurun gidelim, bizim yaprağı itişi verelim. Hadi gidelim. Ama yavaş yavaş gidelim, benim ayağımda topuklular var. He abi, doğru diyor. Benim de gözler görmüyor ya çok yanımda gopta gelim olmayınca. Yetişemiyorum sonra size, yavaş. Oldu, buyurun. Döne, sen abimin koluna gir. Hadi, buyurun. Bir kocaman, bak bir kocaman. Gülüp durma, ağzını orta yerine vururum ha. Abi, gumime gidiverdi birden. Hani yabancı filmlerde olur ya gelini. Bir damadı götürür koluna alıp da abimin kolundan koptu gelimin koluna. Sen ne dediğini biliyor musun? Tövbe tövbe çek elini. Sen dediğin bonca adamın. Şu hale bak. Bayram günü ütü yapıp durun. Oh olsun dedin emmi. Kabak sana patladı. Aba vay ya sen azıcık daha bu kafayla gidersen koptu gelin donunu bile ütülersin yakında ben sana diyeyim. Bana bak vallahi ağzını kapatıver yoksa alır ağzına yapıştırıveririm ütüye. İşte onu hiç tavsiye etmiyorum. Ütünün altı çizilir. Benim dizlerde tel var ya. Sus. Kız! Allah şanınıza kalsın ya. Kız korkmayın bir şey olmaz. Yeni kralasyon yaptım. Bir şey yok yani sığıntı yok yani. Bir üstümde şey yapmayın hadi ver. Ver bana şu pantolu. Şunlar hala bu üstüler şeyleri ya ver. Korkma kız. Şık. Beyaz gün. Kırmızı gün. Allah çalıştığına bak ya hadi. Hadi hadi. Ne yapıyor bu ya? Gülme. Abla aslında var ya komik adam ha. Hadi şunları toplayıverin ya. Gülme. Tövbe yarabbim ya. La uşaklar ben gideyim abi davul zurnayı ayarlayayım. Siz de buradan meydana gelin haydi. Aga dur dur. Ya biz ne bileyim hiç meydana gidecek hal yok ki bizde. He vallahi güzel kardeşim. Yani hiç havamıza değiliz. Vallahi ben de. Oğlum sizin diliniz de değil ha. Siz abi kardeşinizi benim Laz İsmail'i en mutlu gününde yalnız bırakacaksınız öyle mi? Onu mu demeye getiriyorsunuz da bana? Ne mutlu günü lan? Sanki evleniyor ha. Alt tarafı bayramda bir davul zurna çalacaksın ya. Olsun yavrum. Olsun aslanım. Abi da bir evlilik gibi bir şeydir yani. Bak yemin ediyorum hiçbirinizin yüzüne bakmam. Gönül koyarım. Oğlum beni yalnız bırakmayın. Ben kimle oynayacağım ya? Dur lo. Sakin ol. Allah Allah. Kardeşlikler. Yani biz kardeşimizi yalnız bırakmayalım ya. Ne yapacağız oğlum? Acımızı içimize gömeceğiz. Hadi hadi kalkın gidelim. Adamsın lan İsmail. Hadi hadi. Hadi, hadi lo. Onu patlat bak göz var orada barnağında vur pat. Önce misafirimize veririz o. Teşekkürler sağ ol. Kızla siz bizi azıcık yalnız bırakın bakayım hadi içeri geçin. Tamam Binli konuşayım bakayım. Nereye bağlıyorsunuz bu işin sonunu? Vallahi şu yani bir şey bağlamıyoruz şimdi. Peder şey olduğu için İstanbul'da olduğu için o İstanbul'dan dönmesini bekliyor. Onun haberi olmadan zaten olmaz yani. Olmaz. Ben fikri kabul etmezse ne olacak? Yani bu kabul etmesi zaten olmaz. Olur mu lan öyle şey? İyi de üzgün bey amca. Sizin fena bir şekilde atladığınız bir konu var. Siz şimdi köylüsünüz. Adetleriniz, gelenekleriniz, görenekleriniz var. Ama şöyle bir gerçek var. Biz her ne kadar yıllardır İstanbul'da yaşıyor olsak da biz de köylüyüz. Yani genlerimiz de var buralık. Ne olmuş buralı senin? Ben bunu biliyorum zaten. Yani demem o ki. İlk gün ne kadar bu köyün adetlerine bağlı yaşıyorsa, sizin her dediğinizi yapıyorsa, sizin sözünüzden çıkmıyorsa biz de babamızın sözünden çıkamayız. Biz böyle büyüdük yani. Bu vakit Bay Fikri'yi zorla da olsa ikna edeceğiz. Yani biz ne kadar çalışsak da yani sizin de bize bir arka çıkmanız lazım, gerekir yani. Nasıl bir arka çıkma olacak o? Ya biz arayı düzeltip pederi sizi mecbur edelim diyoruz.
İyi diyorsun da nasıl olacak o iş? Şey, Ferit orası neydi şey? Ha biz buraya ne için geldik? Niye geldik hakikaten? Tarlaları satmaya. Ama babam sırf size olan inadı yüzünden tarlaları Reşat'a satacak bayramdan sonra. Yani ziyan olmasın mallar, satılmasın mallarım. Ziyan olacak ya, ziyan olacak ya. Biz de mallar ziyan olmasın diye ben bir plan geliştirdim. Plan şu, malları babamı satmaktan vazgeçireceğiz. Vazgeçmez o, sabit fikirli. Vazgeçecek, ona şöyle diyeceğiz. Mallar düzgün amcada kalacak, o ekip biçecek. Onun yetiştirdiği ekip biçtiği ürünlerin mahsullerini biz pazarlayacağız. Biz satacağız yani. Diye? E'si şu. Yani eğer siz bize malları verirseniz, biz zaten bir tane müşteri bulduk. Toptancıdan aldığımız parayı size vereceğiz. Yani üstü de bize kalacak. Nasıl geliyor size? Ne oradan geçeceksin bunu? Ne? Önce Bula hoş geliyor o. Aferin sana. Ya yani Ferit anlatıyor diye Ferit yapmadı planı. Beraber plan yaptı. Benim de planı bayağı yüzde büyük kısmında ben de varım yani. İyi. Aferin. Tamam. Ben uyarım size. Kabul ediyorum. Verin elinizi. Ha, böyle. Hadi bakalım. Süreçte zaten babam ikna etmek kolay yani. Babam olur. Senin kızı alır yani babam. Sizi ailecek ortada olmayız yani. Hiç merak etme, söz yani. Söz. Vallahi bunların aklında başka bir şey var emmine. Hiç bilmiyorum. Vallahi onu Ferit abiye soracaksın artık. Söz. Benim de sözüm sözdür. Dediğinizi yapacaksın. Gerisi size kalmış. Anlaştık mı? Ya sen merak etme dedim ya. Benim bak peder parayı sever. Sıcak parayı onun eline say bak şıkır şıkır. Bütün hangi oğlunu hangi kızını alacak şaşırır kendini yani. Para delirtir benim pederi yani. Hep beraber gelin olup dururuz artık. Sen Gopta gele, Gülgün Ferit'e, ben de Cüneyt'e herhalde artık. Allah Allah ya, ben yine ortada kalıverdim. Ay, bilmem neyin greçesi gibi oluverdik vallahi. O onu seviyor, bununla evli. Bu bunu seviyor, şununla evli. Şu şunu seviyor, emme öbürüyle evli. Dedenizin mezarını ziyaret edin. Ben size içeriden mühim bir şey getireceğim. Tamam, hadi. Oldu. Susun ufam kaldı. Dedemizin mezarı nerede lan? Şurada. Bahçede. Yok dedemin bastonu orada mı ya? Sen ne rahat adamsın ya. Allah Allah, senden bulaştı herhalde Feridun rahatlık. Hareketlere bak ya. Allah Allah, kalk şu, kalk mezara kalk. Artık artık konuşuyorsun ya. Sana bu ignobulluk iyice bulaştı. Oğlum Ferit, ben düzgün konuş ya. İtnobulluk, bitnobulluk. Nedir bu ya? Hem sen niye benim babamı para gözlüyorsun ki? Yalan mı Feridun? Yalan olmasa bile böyle bir şey söylemem mi gerekiyor? Bir de ikimizin planı diyorsun. Ayıp ya, vallahi ayıp. Benim planıma konuyorsun. Oğlum bak, benimle uğraşma ya. Zaten iç çamaşırsız pantol giyiyorum bak. Kaşınıp duruyorum. Gerçekten üstüme gelme artık yani. Kaşınıyorsun işte. Ben de onu diyorum sana. Gel kaşı Ferdo ya. Vallahi onu da yap yani. Gel kaşı yani. Allah Allah ya. Oğlum uğraşma benimle. Zaten benim aklım elmasta. Bıraktık Şeşat'ın yanında. Hadi dedenin mezarına gidek de işte, dua edin. Hadi adam şimdi gelecek. Hadi bak. Hale bak ya. Vay Fikri'nin babasına bak ya. O da demek ki paraya çok önem veriyormuş. Gitmiş kendine mezar yaptıracağına gelmiş kendini böyle bahçelere falan gömdürmüş. Ayıptır ya. İşte yeter ya. İyi lan tamam, hadi geldik hadi. Hadi Ferdo, benimle uğraşacaksın, şey yap, dört tane dua koyacaksın oğlum ya. Üç tane koy, bir tane elem hadi. Benimle uğraşacaksın, oku duanı hadi. Duydunuz mu ne dedi? Fikri amcadan baban diye bahsetti Ferit'e. Ha, teyzesini de elmas dedi. Reşat'tan da çok fena kıskanıyoruz zaten bu elması. Bu arada Ferit'in dedesine de deden dedi. Ya vallahi bir şeyler oluyor emme ne. Bu kopta geldi bir gariplik var emme. Ben çözeceğim bu işi, kararlıyım. İyice kuşkulandım şimdi. Şimdi.
Ha? Görevinizi yerinize getirdiğinize göre. Alın bakalım bunu. Bu ne ya? Bu dedenizin bana sondan bir evvelki vasiyeti. Rahmetli dedeniz son nefesinde dedi ki... Benim alemden her kim olur da ilk olarak benim mezarıma geliyse... hani fikri olur, torun olur fark etmez. Bu kutuyu ona ver. Emme mezarıma gelmeden verme. Kim ilk gelirse mezarıma ona vereceğim dedi. Ya son nefesini ne kadar uzun cümle kurmuş yani. Maşallah iyi nefesi varmış. Kurdu. Sonra dedi ki hatta. O dedi benim onlara vasiyetim sana da malları, mülkleri, evleri bırakıyorum. Ailenle otur her hali hoş olsun. Tekkeyi bekleyen çorbayı içe dedi. Vallahi nasıl bir nefes varmış ya. Destan yazmış yani nefesiyle maşallah kendisine. Abi canım Grego daha bitmedi. Sonra dedi ki. Hala devam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. O an öldü değil mi? Ölmedi. Nasıl ya? Ertesi gün sabah namazından sonra hakkı rahmetine kavuştu. Rahmetli dini bütün adamdı. İşte ben de Hindi'ye bu görevi yerine getirip bu kutuyu size verdim. Çünkü mezarı ilk ziyaret eden sizlersiniz. Ha daha evvel gelseydiniz ziyarete daha evvel verirdim. Gerçi sen bir kere mezarın oralara geldin ama o pek ziyaret amaçlı bir geliş değildi. Ne var bunun içinde? Onu bilmem. Açıp görürsünüz. E anahtarı nerede? Vallahi onu da bilmiyorum. Kırıversiniz, kilidi oluğu biter. Kırarız canım, parçık pinçik ederiz şey. Ben bu yükü üstünden attığıma göre meydana giden. Meydanda eğlence bu almış. Bu orada görüşürüz galiba. Hadi köyde görüşürüz, meydanda görüşürüz. Hadi evet. Bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Kırarız bunu, şey yapmayın. İyi bayramlar. Hadi bak. Oldu, sağ ol, çok teşekkür ederim. Meydanda görüşürüz. Sağ ol. Acip bir adam ya. Her olaya bir esrarengizlik atıyor yani. Anlamadım yani. Ha bak lan. Firdun. Şuradan uzaklaşak da bir şeyden takım çantasından tornavida bulayım da. Şunu vallahi açak için oğlum. Felaket merak ettim lan ne var içinde. Olur mu öyle şey ya? Babama vereceğim ben bunu. Ver yani yine ver. Demeyecek mi niye açtınız bunu diye? Oğlum ben bunu böyle çok usturuplu açacağım. Böyle açacağım usturuplu. Hiç açılmamış gibi usturuplu tekrar kapatacağım yani. Usturup beni ne sormuş? Olmaz enişte. Unut o iş. Gel bak Ferdu lütfen bak beni dinle. Gel şu kutuya gidelim. Bak içinde miras diyor bir şey diyor. Değerli bir şey çıkar bak. Çok felaket merak ettim. Bir açak ya. Mirassa miras. Sana ne bu mirastan ya? Sana mı kaldı miras? İyice role girdin ha. Babamın oğlu sanıyorsun hakikaten kendini. Sen gerçekten hakikaten çok büyük bir igrobursun ya. Vallahi igrobursun. İgrobur olduğun kadar da küst aslında. Ayıp ya. Gülme oğlum ne gülüyorsun yani? Bu nedir? Değil. Ignoble. Ne? Ignoble. Vay sağ ol ya Ferdo. Sen öğret Amerikanya'da eğitim al. Amerikanya seni felaket bozmuş oğlum ya. Ignoble, ignoble nedir yani? Hayret bir şey ya. Artist. Maşallah Efe dayı. Dipçik gibisin. Arkadaş ben bu işi anlamadım. Yaprak bizden önce çıkmış meydana inmiş. Siz görmedik deyip dururuz. Nereye gidecek ki bu kız? Nereden bilelim biz nereye gidecek Reşat ha? Bir saatten beri oturup dururuz. Biz de mi burada yaprak matkap görmedik vallahi biz. Yaprak bu. Kim bilir nereye gitmiştir ha gideş. Sen kardeşini bizden dahi tanımıyor mu? O da doğru Elen. Ya ne oldu? Vallahi geldik ya. Teyze iyi misin? İyiyim teyze. İyi. Ben de iyiyim Gopta gel. Hatta seni gördüm daha iyi oluverdin. İyi. Demiştin ki hemen döne koşu gelsin. Meydana kadar geliversin. Ben de kucayarak geliverdim. Sağ ol. Döne koşa gelsin demiş mi? Peki. Heh, lan İsmail'le. Bana bakın. Yaprağı gördünüz mü? Yok görmedik. Laz, o Laz olan ne? Ulan Laz kaçırmışsın yaprağı. Yok be ya. Davulcuyla zurnacıyı almaya gitti o. Ya neye kaçırsın o yaprağı? Zaten Laz İsmail'e yaprağı sen vermedin mi? Bu da doğru ya. Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar. Aleykümselam. Selam. Selam. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Ne ettiniz? Ne ettiniz?
Yaprak kayıp onu arayıp dururuz. Sen oraya geldin mi? Yok lan, ne işi var Yaprak'ın bizde? Ne bileyim, bayramlaşmaya gitmiştik diye düşünüverdim. Ha, gelmedi. Yani çay mı içiyorsunuz? Ulan paraları mezara mı götüreceğim? Bir kahve ısmarla insan. Dur bakalım be. Kahveci bak bakayım buraya. Buyur, beni mi seslenemediniz? Bir gün anı bir kahve yapıver. He, yapın. Güne, kızım benim hatırladın değil mi? He, tanıdım. Bayağı inceymişsin maşallah gene. Maşallah, sen de çok incesin, sağ ol. Macir, Ülgün abam seni hiç aramadı değil mi? Aramadı. Gittiğinden beri ne aradı ne sordu. Fena kızdı bana ya. Yok yok, seninle alakası yok. Biz seni neye hiç aramadığını anladık. Zaten aramak istese de arayamaz. Çünkü bizi de arayamıyorum. Neden aramadığını sorabilir miyim acaba? Çünkü Gülgün abamın telefonu babamda. Babam Gülgün'ün telefonunu alıvermiş. Aa, niye ya? Kimseyle iletişim kuramasın diye herhalde. Bravo kızlar. Kaç gündür anam ağladı ulaşacağım diye. Peki bunu bana daha önceden neden söylemediniz? Onu sorabilir miyim acaba? Ya biz de siz gittikten sonra fark ediverdik. Gülgün'ün telefonu babamın cebinden düşüverdi de öyle gördük. Aa, özür dilerim bağırdığım için. Sakin ol. Ben gidelim de buna işin bozulduğunu anlatıverem. Daha fazla rezil olmasın. 5 dakika daha keyfini çıkarsın, bekleyin. Ne oluyor ya? Birazdan anlarsın teyzeciğim. Yaprak. Ha, bu ne algı? Yeni imacım. Beğendin mi? La hevla ya. Ben neyini beğeneceğim? Gobo filmlerindeki kadınlar gibi olmuşsun. Gobo istesem gider Texas'tan alırım. La ilahe illallah ya. Bu ne? Çekil, 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 çekil. Kız, kız buraya. Üstündeki yeri çabuk çıkart. Kim soktu seni bu hale? Ben soktum Reşat Bey. Ne olmuş? Çok güzel sokmuşsunuz. Tebrik ederim. İnsan bakınca zaten hemen alışıyorum. Sizin sihirli parmaklarınızın değdi. Çok belli Elmas Hanım. Sağ olun. Elinize sağlık. Tamam lan, sen de uzatma. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum Reşat abi. Ha, iyi dedim bak. Ben de sana bir laf edecektim. Tam üstüne basıverdin. Ben vazgeçtim lan. Neyden vazgeçtin? Yaprağı sana vermekten vazgeçtim. Dema. Deme ya. He. Dema. Dedim. Olur mu öyle şey ya? Ben geldim kızı senden istedim, sen bana verdin. Yaprak artık benim. Nikah kıyıldı mı? Kıyılmadı. Sen hanım köylü sınavlarını geçebildin mi? Geçemedin. Allah Allah. Vermiyorum kardeşim ya. Nasıl verdiysen öyle de alıyorum geri işte. Sen şimdi onu bağ mı dedin? Sana dedim. Ana götürün onu lan. Ana götürün. Lan ayıp senin yaptın ya. Bir kere kızı vermişsin. Geri alınır mı galiba onu? Arkadaş, açıklama yapmak zorunda mıyım? Allah Allah, makul sebeplerden dolayı. Geri alıyorum. Ne var Allah Allah? Kız kardeşim benim değil mi? Birini de alırım da. Senin aklına giren biri var. Emme de o bakalım be. Kim girecekmiş benim aklıma? Tövbe tövbe. Babam. Çok sağ ol. Ha? Mesela şimdi anlaşıldı işte. Bu yaprak çok güzel oluvermiş ya. He, bence de. Elmas teyze ne güzel süsleyi vermiş. Kıskanıverdim valla. Lan bir eğlence ed verelim dedik. Eğlenceyi de kursamızda bırakıverdiniz gari. Olacak olacak. Sen hiç kafanı yorulma. Eğlencenin hası olacak. Kime niyet, kime kısmet. Geç bakayım kızım sen şöyle. Ya bakın, olancağızım. Ne bakın eline? Gel lan bura. Lan, lan, ballak. Lan gelsene. Allah Allah. Allah. Hadi bakalım be. Davulcu, vur şu davulun göbeğine göbeğine bir harman dalı da oynayalım.
kötü bakıyorum. Ay, kıskançlıktan çatlayacak indi. Gel gel, bak indi ne edeceğim. Ya bu babam da Koptigeli abiyi ne çabuk affediverdi. Ha valla. Düzgün Bey Koptigeli niye affetti ki? Ha, babam bizim bahçede babamla Koptigeli abiyi el ele diz dize yakalayıverdi de ondan yani. El ele diz dize mi? He, aşk tazeliyorlardı. Bak bak, gördün mü nasıl sinirleniverdi? Normal teyze yeğen ilişkisi değil bu. Ben iyice bir kullanıverdim ha. Kızlar, bana bakın. Ne işler çeviriyorsunuz siz? Yok canım, ne iş çevireceğiz? Hadi biz de gidelim de biraz babamların yanında oynayalım bari. Reşat'ın. Vurma sen bana İsmail demesinler. Dur, sen bir dur. Neye vuracaksın? Gideriz konuşuruz. Oğlum kalsın. Yaprak da kalsın, Reşat da kalsın. Ben artık bu saatten sonra namusumun peşindeyim. Zaten bir vurmasam anam geliyor. Yolda anam onu kesip vurur. Ben ne diyeceğim anama? Vazgeçti mi diyeceğim? Oğlum anama bunları öldürmez mi la? Gebertir la, gebertir, vurur la. Yani anama mı kalsın? Anam mı çürüsün hapislerde? Anam niye çürüyor? Ben çürüyeyim daha iyi. La bırakın öldüreceğim la. Geç, geç. Hadi geç. Gel, su içeyim. Gel. Şöyle ya. La evla ya. Ay, tamam lo, bağırma abi, yeter. Geç oraya da ben de şuraya oturayım. Nasıl sıcak ya. Vallahi bak ya. Niye oynadık götürdük ama mutlağımı çıktı. Düzgünüm mü? Şimdi bu neyin idmanıydı ben anlamadım. İyi, neyin idmanı olacak Döne? Ya ne zamandır düğün olmuyor köyde. Bakarsın yakında bir düğün müğün olur da. Yeniden pasımızı bir atalım dedik. Hadi inşallah. Buyurun, kimi aradınız? Gülgün? Gülgün ne oldu ablam? Dur sakin ol. Dur tamam, ben seni dinliyorum. Gülgün. Dur ablam bak. Sen ne diyorsun? Gülgün tamam bak. Bak ben yanındayım, ben seni bir... Gülgün dur, kapatma, dur. Kapatma. Kapatma. Gülgün. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Bir şey mi oldu yoksa, ne oldu? Nefes alamıyorum. Tamam, 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 sakin ol. Tamam, gel bir yüzümü yıkayım, tamam. 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 Baba ne oldu? Gülgün arayıverdi. Halamın telefondan gizli arayıverdi beni. Birileri ziyaretine gelmiş. Bayram ziyaretine. Emi. Hem de beni görücü olacaklarmış dedi. Babam onu gizli gizli evlendirmek istiyorum. Bana yardım edin dedi. Beni kaçırın dedi. Ay inanmıyorum ya. Vallahi da bilip dururdun ha. Macir İsmail'e söyleyin dedi. Gelip beni kaçırsın buradan. Kaçırma olur mu ya? Düzgün amcayla konuşup vazgeçmesini sağlayalım. Olmaz öyle. Hayır. Hayır. Sakın oğlum bir şey söyleme. Sen onu tanımıyorsun. Yoksa önlem olur. Gerçekten Gülgün'ü bir daha kurtaramayız.
Babam kafasına koyduğu şeyi yapar çünkü. Baba siz babamın yanına gidin. Babam huylanmasın. Biz de Macir İsmail'e haber uçuralım. Tamam. Ya Düzgün Bey amca, biz bir varvarise gideceğiz bu bayram gezmesi için. Müsaade edersen diyorum, kızlar da bizimle bir varvarise gezsinler. Kızlar derken benim kızlar mı? Tabii canım, onlar. Tabii tabii, gidin gidin. Gidin tabii. Hatta ben bayramı da götüreyim, o da bir hava alsın. Ona da bayram neticede değil mi? Tabii tabii, ona da bayram. O da şey yapsın o zaman. O da gel. Oğlum çıksana. Neyse ben gideyim de bir şey yapayım, anons yapayım da şu mıhtarlıktan. Belki varvarise gelmek isteyenler olabilir yani, tamam mı? Ha, olur olur olur. Koptu geldi. Sandığın inatlarla bende. Tamam lan, gel aç hadi. 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 Gel bakayım. Hı? Ne oldu lan? Dur lan, yavaş. Hadi bakalım. Bu mu lan? 5 lira. Ne 5 lira ya? Anons bedeli. 5 lira atacaksın Gutiye. Sonra yapacaksın anonsunu. Oğlum bana yapsınız siz ya. Ben zaten yolculardan alacağım 4 lira. 5 lira buraya mı? Ya saçmalama, lütfen çekilir misin? O zaman anons yapılmaz. Ya çık hadi bir dakika. Yaptırma. Lan çık. Yaptırmam. Lan oğlum kendine gel. Yaptırma. Oh Allah ya. Ses kontrol. Ortegel Turizm'den duyuru. Minibüsümüz var varsa kalkacaktır. Bayramda var varsa gelmek isteyenler 4 TL. Karşı verin lan. Var varsa gelebilirler. Gidiş dönüş. Şeydir. 8 liradır normalde. Allah yapmayacağım lan, hadi şimdiden gidelim. Lan! Nerede nefes al ha? Bismillahirrahmanirrahim. Adama helal olsun ya. Vallahi billahi tillah helal olsun. Adam ne etti etti, köye dolmuşu koydu. Lan bize onları savunma. Zaten gıcığım hepsine ha. Vah! Nazgül, senin ne işin var burada? Macir'e çok önemli bir şey diyeceğiz. Neymiş o çok önemli bir şey? Sorabilir miyim acaba son gün? Gülgün abam Macir gelsin beni kaçırsın demiş. Nasıl? Gülgün beni affetti mi? Ya kızmıyor mu bana? Vallahi kızacak hali yok. Boğam onu başkasıyla evlendirip duruyormuş. Vah! Ne yapıyormuş? Nasıl başkasıyla evlendirip? Kimle evleniyor be? Kızla kaçırayım ben abanızı, nerede? Köyceğiz'de, babamın köyünde. Siz bir kağıt bir kalem getiriverin. Ben size tarif edivereyim. Dur dur anayım. Kız hadi gözünü seveyim hadi. Yeni mi öğrendiniz? Kopta gel. Geç şuraya otur. Öldürürüm seni kopta gel. Elmas ne oldu yine, ne yapıyorsun ya? Senin ne işin var Düzgün'ün evinde ilk gün el ele göz göze? Elmas iftira, yok öyle bir şey ya. Kim dedi sana bunu? Düzgün'ün kızları söyledi. Düzgün de bu yüzden kızmış sana. Elmas seni kandırmışlar yavrum evladım ya. Ferdo o gün benim bütün gün yanımdaydı. Hep Ferdo ile beraberdim ya. İnanmıyorsan gel Ferdo'ya sor, her şeyi anlatsın sana yani. Ya Elmas, beni yine attın kara zindanlara, kör kuyulara attın, beni üstüme kapadın yani yine. Elmas artık bak şuna, inan artık bak, lütfen beni deli etme. Ben senden başka bir şeye dokunamam ya. Yani sen benim her şeyimsin. Elmas'ım, 5'im, -5'im. Yapma ya. Niye böyle bir şey söylediler şimdi? Zaten sabahtan beri gergindim, bu da üstüne tuz biber oldu. Takılma lütfen artık ya. Allah'ım yarabbim ya. Bu kutu ne böyle? Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Ne demek? Ya şey verdi bu, Düzgün verdi bu, mirasmış. Ferit'in dedesinden kalmış. Bize verdi, Ferit Bey de açtırtmıyor bunu bana. Ben de felaket şekilde merak ettim. Elmas içinde trilyonluk falan bir şey olabilir ya. Sen Ferit'in dedesi nasıl bir adammış biliyor musun hiç? Nasıl? Rahmetli Yakut ablam anlatırdı. Nurlar içinde yatsın. Allah gani gani rahmetli eylesin ablama. Bu Ferit'in dedesi var ya, dünyanın en cimri, en aksi, en huysuz, sabit fikirli adamıymış. O yüzden bu kutunun içinden para para çıkması söz konusu bile olamaz. Çıksa çıksa saçma sapan şeyler çıkar. Ama benim sana bir sürprizim var. O ne ya? Bak, asıl miraslar burada, 5 tane. Reşat'ın boş kağıtlara attığı imzalar. Oh, nasıl ya bu? Bu imzalar sayesinde Reşat'ın bütün malını mülkünü biz alacağız miras olarak. Sen nasıl attırdın ya Reşat'a boş kağıda imzaları? Nasıl verecek canım? Barışma hediyesi olarak. Ferit de size verdiği sözleri tutmazsa
Siz de bunları koz olarak kullanırsınız. Ya bu vallahi Reşat var ya korkunç salak ya. Vallahi salak ha. Al hadi. Çok geç kalmadan gidiver. Abi hadi biz de gidelim babam fark etmeden. Hadi biz gittik. Hadi güle güle güle. Selametle. Ah, anam arayla. Alo. Kısa, aga benim hemen gitmem lazım. Dur lo, olur mu öyle şey? Biz ne güne duruyoruz? Biz de sana yardıma geleceğiz. He, tek başına olmaz o iş. Ha, o değil de. Marmaris'e nasıl gideceğiz? Köyceğiz'den Marmaris'e vasıta var ama Marmaris'e yok. Ya bu köyden Marmaris'e nasıl gideceğiz kısa? Mecbur. Kopta gelin minibüsüyle geçeceğiz. Ya hevla ya! Ya hevla ya! Hepten delireceğim la! Ne oldu lan? La ne oldusu var mı? Dedim abanama Trabzon'dan bineceksin, İstanbul'a ineceksin ama havalarından çıkma. Mula aktarması edeceksin dedim ona. Bizimki havalarından çıkmış. Bir mış taksiye demiş beni Saklıköy'e götür. Taksici de sormuş haliyle orası neresi diye. Bizimki demiş Marmaris. Artık taksici ne dediyse bırak. Sen adam ayak baş parmağından dur. Hepten kafayı yiyeceğim ey Allah'ım ya. Ne olacak indi? Oğlum ne olacağı var mı? Gideceğim İstanbul, anamı bulacağım, kurtaracağım da. Da Marmaris'e nasıl gideceğim? Topla gelin dolmuşuna bineceğiz. Ne var? Yalnız öyle yanıcı budak tutmayalım ha. Yanımızda küçük bir bariz yapalım. Hadi. 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 Ya hevla ya, la hevla ya. Abi al 3 kişi tamı tamına 12 lira. Oğlum siz geri dönmeyecek misiniz? Niye 12 lira? Ya aga dönersek veririz işte 4 lira daha. He. Şimdi biz sana verdik 4 liraya ekstradan. Sonra sen başına bir şey geldi. Marmaris'ten buraya geri dönemedin. O zaman ne olacak? Bizim 4 lira yanacak. Oğlum siz bana güvenmiyor musunuz İstan? Sen bize güveniyor musun sorabilir miyim acaba? Peşin alıyorum parayı. Dönersek veririz işte 7 lirayı. Al lan paranı. Al. Al dönerken siz verirsiniz paranızı. Artistler ya. Hayret bir şey. İgnoverlar. Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Allah Allah! İyi misiniz? Gel lan kısa gel. Ya hevla ya! Arabayı biraz yavaş kullanaydı. Ey Allah'ım ya! Ya siz hayırdır ya bu çantalarla? Marmaris'te mi kalacaksınız? Ha! Ha yok be her şey bu. Ya bizim eskiler bunlar. Biz terziye götürüyoruz da bunları. He vallahi ya. Yani bu Nurmiye'yi taşımaktan inan böyle eridik eridik. Yani biz de götüreceğiz bunu terziye daraltacak bunlar ya. Hadi geç geç. Allah 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 Allah. İşte ya bu çocuk. Hadi sen de biraz yavaş. Ya Erol yardım etsene beni. Kalk kalk. İshan! Oğlum bir şey oldu lan? Abi tamam tamam. Topta gel abi ne yavaşsın ya? Buna bağırın ya. Oğlum bin lan. Kalkla kalkla. Tamam tamam. Kurban olurum İshan. Sağ olasın abi ben de sana kurban olurum. Lan İsmail. Kıskındın lan beni. İyi lan yaprak. Bizi havale koyanlar utansın. Otogen turizmin saygıdeğer sevgili yolcuları, minibüsümüz saat 20'da buradan Varvarcık'tan hareket edecektir. Yolcularımızın mağdur olmaması için 20'ye 5 kala sularında minibüsün başında hazır olarak beklemeleri önemli rica ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Hadi tamam, hadi atlayın ya, hadi. Hadi be. Hadi bakalım geç teyze geç. Hadi. Hadi o tarafa. Hadi.
Var varis böyle başlar hadi var varis bu taraf. Hadi Nayda, hadi Nayda, 10 saat deniyorsun ya hadi. Hadi sar sar git taraf ama. Hadi eyvallah hadi. Hadi kazanız mübarek olsun. Bak sakın abamı kurtarmadan gelmeyin ha. Tamam kızlar kurtaracağız. Hadi kendinize iyi bakın tamam mı? Siz de. Allah'a emanet olun lan. Siz de. Güle güle. Farkındayım canım. Zaten olay da budur. Eğer bir kadın yolda yürürken kendine baktırıyorsa bil ki o kadın güzel bir kadındır. Teyzeciğim sen de istersen sağa sola bakma da bak çok bakan oluyor. Burada başımıza iş almayalım yani buralarda. E gayet normal. Güzele bakmak sevaptır. Ne yaptınız? İşlem tamam mı? Tamam gittiler. Oh be. Vallahi büyük olay olacak emme. İnşallah Gülgün'ü kurtaracaklar. Ne olacaksa olsun gari. Yeter artık ya. Oh ya şükür. Sonunda. Şöyle bir isyan et azıcık ya. Ne konuşuyorsun? Oğlum ne konuşuyorsunuz orada? Hadi gelin ya. Ya bizim karnımız acıktı da ne yesek diye düşünüyorduk. Onu konuşuyorduk yani. Oğlum yeriz şurada ekmek arız. Köfte ekmekçi var. Gel köfte ekmekçiniz. Ne konuşuyorsunuz onu yani? Gel. Köfte. Aa olur mu canım köfte ekmek? Biz Reşat Bey'le şurada şık bir restoranda yemek yemiştik. Buyurun hep beraber oraya gidelim. Davetlimsiniz. Teyzeciğim bu kadar kişi... Bir dakika ya. Bu kadar kişi şık restoranda falan ne gerek var? Teyzeciğim yani gidelim köfte ekmek yeriz. Çok şey yapar öyle. Sen merak etme. 5 kuruş harcamayacağım ben orada. Hadi buyurun. Elmas Hanım. Kesenize bereket. Allah kabul edivesin. Afiyet olsun. Yemeğimiz bittiyse ben hesabı ödemeye gideyim. Öde yavrum evladım. Battık zaten öde. Doydun mu Naide? Doyarsın tabii. Hepsini yedin yani. Hepsini ben yedim. İyi günler. İyi günler. Biz Saklıköy'den Reşat Bey'in misafirleriyiz. Reşat Bey. Reşat Ağa. Reşat Bey hatırlamış derlerimizden de. Buyurun. Biz hesabı ödeyecektik ama kesinlikle hesabı ödemeyin çok daralırım diyor. Zaten kendisi misafirlerine hesap ödettirmez. Siz bunun arkasını imzalayın. Tamam. Biz Reşat Bey'le hallederiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Nasıl bu saattir? Hadi ya. Hayırdır arkadaşım? Bir sığıntım var. Hayırdır? Sıkıntı yok. Oldu o zaman hadi. Sıkıntı yoksa. Hadi hayırlı işler. İyi günler. Neden gizlik ya? Olsa abi. İyi günler. Salak lan bu. Gene ağzını payını verin de bir sıkıntı çıkmasın diye sustum yani uzuna. Tamam canım boş ver. Ay teyzeciğim başıma bir ağrı girdi. Bir nöbetçi eczane bulabilir miyiz acaba? Buluruz tabii teyzeciğim. Neye başınız ağrıdı acaba? Esef edeyince mi? Aman ne komik. Hadi kalkalım mı biz? Biz sonra sizi buluruz. Devir diş. Sakın bak ha bir daha. biz de bir şuraya gidelim de senin söylediğin şu yere bir bakalım. Ablalar bizi burada beklesin. Ha, tamam biz bakalım. Siz burada durun, keyfinize bakın. Biz hemen geliyoruz, tamam mı? Hemen. Geliyoruz. O vakit biz de elma sobaların peşinden gidelim. Senin diş macunun bitiverdiydi ya, onu alırız eczaneden. Ha, iyi. Hadi. Oldu, görüşürüz. Güle güle. İyi günler.
günler, iyi günler. Yazgül, geldim geldim, ben de geldim. İyi gel. Ne içesinde? Bilmiyorum. Ay! Ver, 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 ver! Ne oluyor ya? Manyak mısın lan sen, salak? He, manyağım. Ne yaptırıyorsunuz kız? Ay Erol ya, gaza oldu verdi. Siz burada bekleyin, biz yardım çağırıp geliverer. Tamam Nazgül, sağ ol. Bekliyoruz. Ya telefonu bozdun. Bir şey olmaz lan, ne olacak? Kim arıyor? Ya git şuradan. Kaçma, kaçma, gel. Ya Elmas, soracağım soracağım da vallahi dilim varmıyor. Sen ne kadar hesap ödedin oraya? Bilmem. Ne demek bilmiyorum ya? İnsan ödediği hesabı bilmez mi? Adresine bakmadın mı? Hesap mesap ödemedim ki. Reşat Bey bu restoranın hatırlı müşterilerinden. Şimdi ben hesabı ödeyip adamın karizmasını mı çizdirseydim? Ben sadece oraya bir çizik attım. Hesabı Reşat Bey ödeyecek. Elmas sen çok fena aldın ya. Reşat var ya, bitti yavrum evladım, gel. Abo! Eline tutuştular ya lan bunlar. Basbayağı sevgili olmuşlar. Vallahi öyle son gün. Hadi yanlarına gidelim de sizi bastık diyelim. Bakalım ne diyecekler. Yok yok, öyle olmaz. Başka bir şey yapmak lazım. Kaçacak yerleri olmasın. İnkar ediverirler şimdi. E hadi o zaman. Elimizde deli olması lazım. Efendim abla, nasılsın, iyi misin? Niye? Ne dedin sen ya? Gel abi bak. Aman hemen düşsünler peşlerine, ben yettim gari, geliyorum. Efendim baba. Ekliyorum kızım. İki tane genç şeyi kaçırmış. Gülgün'ü kaçırmışlar. Halan aradı beni. Amcanla düşmüş peşlerine, ben de köyçeyize gidiyorum. Hepiniz bayırlığa emanetsiniz. Kardeş sen iyi bak, tamam mı? Yolda belde başımıza ne gelir belli olmaz. Hakkınızı helal edin. Benden tarafa olan da helal olsun. Hadi kapat bakalım, hadi. Tamam baba, helal olsun. Baba dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Ne olmuş? Macir İsmail Gülgün'ü kaçırıvermiş. Ya biliyor musun? Kardeşim kurtuldu diye çok seviniyorum. Sonunda benim lafıma geldin. Ben sana seni kaçıracağım deyince bana tepki gösteriyordun, hatırla. Ama şimdi kardeşin kaçtı diye seviniyorsun. Neydem? Kalbime başka bir kalp girdi. İnsan aşık olunca gözü başka hiçbir şey görmüyor. Peki. Mecbur kalırsan benimle de kaçıp gider misin? Hayır. Desem inanır mısın? İnanmam. Çünkü kalbim bende atıyor artık. Ve sesini de duyabiliyorum. Gel oturalım biraz. Elmas, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Beni sakın terk etme bak. Asla bırakmam aşkım ben seni. Uçmuşlar lan bunlar. Sus, duyacaklar.